Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Gerçekten bu hafta sonumuz inanılmaz keyifli geçti. Bu keyfinde en büyük payına Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ sahip. Uzun zamandır biliyorsunuz Milli Muharip Uçağı anlatıyoruz. Hatta Cuma günkü programda size ilk bu yer testlerinden gelen iki fotoğrafı paylaşmıştım. Daha fazlasını Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir paylaştı ve arkasından da TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kutil'in paylaşımları geldi. Milli Muharip Uçak çok daha net fotoğraflarla artık önümüzdeydi. Biliyorsunuz Ocak ayında bu uçağı görme şansını elde ettim. Daha sonra uçağa motorlar o zaman takılmıştı. Ocak ayının ortasındaydı. Şubat ayında da ilk yer motor testleri başladı. Fakat bu sırada uçak boyanmamıştı. Ardından Milli Muharip Uçak 2 ton gri renklere boyandı. Tekrar motor çalıştırıldı ve bunu 16 Mart tarihindeki normal yavaş taksi testi izledi. Yavaş taksi testi nedir? Motor çalıştırılıyor. Uçak önce apronda harekete geçiyor normal taksi süretinde. Arkasından taksi yolunda veya piste çıkarak biraz daha hızlanıyor. Yani normal o böyle yavaş yavaş hızlanacak kalkışa doğru gidecek. İlk fotoğraflar biraz çekim açıları açısından uçağı çok asaletini, büyüklüğünü ortaya koymamıştı ama bu videomuzda da çeşitli yorumlar geldi. İşte biz dediler millet işte uçağın burnunu çok beğenmedik. Açıkçası tırnak içinde diyorum bize çirkin geldi. Şimdi bunu da ben açıklamasını yapmak istiyorum. Birinci mühendislik olarak cevap vereyim. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin verilen bir görevin mühendisleri bir tasarım ortaya koyuyorlar. Bu uçak 5. nesil özelliklere, stealth yani radara az görünecek, şu kadar bomba, şu kadar füze taşıyacak, şu kadar havada kalacak, şunları yapacak. Bu isterlere göre bir uçak ortaya çıkıyor. Belki sizin beklentiniz daha artistik bir uçağın çıkması ama o zaman o görevleri karşılamıyor. Örneğin çok daha artistik bir burun var ama radarda fazla gözüküyor. Mesela bunu ne yapacaksınız? Bu bir. İkinci önemli konu uçak sonuçta bir test uçağı. Bu test uçağını F-22 örneğini vermem gerekirse size karşılaştırdığımız zaman çok farklı, çok çizgi değişiklikleri meydana geliyor. Ben eminim ki ilerleyen dönem üzerinde Milli Muharip Uçak'ta da bu düzeltmeler, bu değişiklikler olacak. Dördüncü konu daha gözümüz mokaba yıllardır alışık ve her zaman mokaplarla gerçek uçaklar, uçan uçaklar arasında çok büyük farklar var. Bu gözümüz ona alıştığı için şu anki mevcut fotoğraflar daha gözümüz alışmadı. Önümüzdeki günlerde daha gözümüze daha güzel gelmeye başlayacak. Bir başka önemli konu da sonuçta bu bir artistik bir eser değil. Bir görev var ve bu yapılacak. Karşılığında da bu yapılmış. Demek ki bu tasarım o isterleri karşılıyor. Bu şekilde bence değerlendirmekte fayda var. Onun dışında Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasıyla bakın kongreden F-16'yı Türk Hava Kuvvetleri'nin neredeyse 40 yıldır kullandığı F-16'lar için bile bir sürü konu yokuşa sürülüyor. Milli Muharip Uçak bu açılardan çok daha önem kazanıyor. Bu konu arkadaşlar bu kadar. Buraya da önem kazanıyor. İsterseniz bir kütüğe iki tane jet motor takın. Yeter ki uçsun görevi yapsın. Şu an başka bir şey beklemiyoruz bu uçaktan. Ve ben de bunu güzel bir şekilde yapacağına eminim. Milli Muharip Uçak konusu bu şekilde noktayı koyduk. Gelelim Anka 3'e. Çok heyecan verici bir proje. İşte daha önceden iki farklı tasarımını sizlerle paylaşmıştım ama Anka o siyah boyası, kuyruksuz kanat tasarımı, hadi boyayı falan geçelim. O kuyruksuz o kanat tasarımı o kadar havacılık açısından kritik, o kadar yapması zor bir proje ki onu bir kere çok dengeli bir şekilde uçuracaksınız. İstediğiniz manevraları yapacak ve bunu sadece bir kanat formuyla gerçekleştireceksiniz. Gerçekten çok zor. Bunu TUSAŞ mühendislerinin başarması bile çok çok ayrı bir başarı. Bunu bugün dünya devleri yapabiliyor. İşte bir bakıyorsunuz Boeing yapıyor. Bir bakıyorsunuz Rusya'da Sukhoi yapıyor ama adamlar kaç yıldır uçak yapıyorlar? Kaç yıldır bunları uyguluyorlar? Bu açıdan çok çok önemli. Kısa bir süre içerisinde de muhtemel Anka 3'ün ilk uçuşunu göreceğiz. Heyecanla da bekliyoruz. Anka'nın paylaşılan fotoğrafında da dikkatli izleyicilerimiz için çok önemli bir detay var. İki tane şimşek hedef drone'undan geliştirilmiş.
yüksek hızlı bir seyir füzesi, seyir mühimmatı haline getirilmiş çok önemli bir yaklaşım var altında. Böyle bir acayip bir konsepte gidiyor bu. Biliyorsunuz kızıl elma hava hava görevlere. O geçenlerde bir video yaptım. Vay bunu Amerikalılarmış bilmem neymiş. Çok yanlış değerlendirdiniz. Siz o videoyu Amerika'nın bir sürü jet İHA'sı var. Ama ilk defa sadece hava hava görevine bir İHA tasarlıyor. Ama zaten kızıl elmanın görevi hava hava. Anka 3 geliyor altına. Hava yer görebilir. Bak kanadının altında iki tane şimşek drone'u taşıyacak. Belki de Milli Muharip'le birlikte uçacaklar. O sırada da şimşekleri bırakacak. İşte bunlar hep yeni konsept, yeni düşünceler. Böyle çok çok önemli, heyecan verici bir görüntü gelmiş durumda. Üçüncü olarak Hürjet'in artık yerde motor çalıştırma videosunu paylaşmıştım. Taksi testleri başladı. Ve Hürjet yavaş yavaş ilk uçuşa doğru gidiyor. Benim tahminim eğer bir teknik aksaklık olmazsa, bunlarla da ilgili daha önceden belirttim gibi havacılık işi öyle koşturmaya şu tarihe bilmem ne yetiştireceğiz deme ne yazık ki pek gelmiyor. Uçuş emniyeti çok çok önemli. Birinci madde o. Hürjet Anka 3 ile birlikte ilk uçuşa çok daha yakın. Muhtemel Milli Muharip uçağı da sene sonu gibi gökyüzünde göreceğiz. Bu 3 proje çok önemli. Hürjet ile ilgili testler de 17 Mart'ta Cuma günü gerçekleştirildi. İsmail Demir'in katılımıyla birlikte o da gerçekten inanılmaz heyecan verici bir çalışma oldu. Şimdi gözler bir de tabii Atak 2'de. Atak 2'nin de ilk iki motoru Mi-17'lerde kullanılan Ukrayna yapısı motor kullanılıyor onda. Geçtiğimiz Ocak ayı sonunda geldi. O da hızlı bir şekilde adaptasyonu, yer testleri ve sonrasında da yavaş yavaş uçuşa doğru geçecek. Daha biraz tarihler belirsiz çünkü bazı faktörler planlandığından geç veriliyor. Bakalım o projeyi de heyecanla bekliyoruz. Sonuç olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin bu kadar çok önemli Milli Muharip, Anka 3, Hürjet, Atak 2 bu çok önemli projeleri bu aşamaya getirmesi her insanın gurur duyabileceği bir konu. Daha gidecek yollar var, testleri var, envantere girişleri var. Umarım bir günde bunların ihracat başarısı da arkasından geleceğini umuyorum. Bize gerçekten TUSAŞ bu hafta sonu çok keyifli saatler, dakikalar böyle baktım gerçekten gurur duydum. Bütün emeği geçen, mühendisinden teknik ekibine, imalatı yapan işçisinden o çay getirene kadar ben herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onların emekleri için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta gerçekten benim açımdan çok yoğun geçecek. Bakalım sürprizlerle her an sizin karşınıza gelebilirim. Görüşmek, haberleşmek üzere.